Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi günler diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, piyasalar allak bullak durumda. İzlemiş olduğunuz üzere özellikle swap faizleriyle alakalı veya swap oranlarıyla alakalı veya genel anlamda Merkez Bankası'nın almaya çalıştığı tedbirler sonucunda piyasalardaki tablonun çok farklı boyutlara ulaştığını görmüş bulunmaktayız. Dün gece itibariyle dolar TL'nin 5.30'lar seviyesine kadar gerilediğini, ardından bugün tekrardan 5.44-5.45 bölgesine yönelik bir hareketlilik şu anlar itibariyle yaşamakta olduğunu görmekteyiz. Dalga boyu son derece yüksek, ani hareketler yaşanmakta ve bu tablo içerisinde ise Merkez Bankası ve piyasalardaki yapılan adımlar, atılan adımlar, bu tabloyu engelleyebilmek adına gösterilen çabaların dün gece aktarılan analizde hangi sebeplere dayandığını ve bunların sonuçlarının neler olabileceğini özellikle izah etmiştim. Ve önemli vurgu yaptığım bir husus vardı ki yabancı terste kaldı ve TL'ye olan ihtiyacını giderebilmek için madem ki %300'lere ulaşan swap faizleri söz konusu oldu, bu oranlardan bu faizlerle TL ihtiyacını karşılayamıyorsa bu durumda borsadaki hisselerini satmak durumunda kalacak. Ardından da tahvil satışına gidecek. Tahvil faizlerinde bir yükseliş, borsada ise önemli bir düşüş yaşanabilecekti. Nitekim şu anda arkadaşlar borsada yaklaşık 4000 puana ulaşan çok sert ve hatta şuursuz diyebileceğimiz bir satış mevcut. Artık yabancı burada bir manada TL'ye ulaşabilmek, TL'ye olan ihtiyacını karşılayıp da dolar long pozisyonu, TL short pozisyonundaki zararını giderebilmek adına böyle bir tavır içerisinde bulunmak mecburiyetinde hissettim. Evet, alınan tedbirlerle dolar bir şekilde 5.80'lerden tekrardan 5.40'lar seviyesine, 5.45'ler seviyesine düşürüldü. Ama dün de belirtmiş olduğum gibi bu tedbirler ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar kalıcı olabilir? Hepsinden de önemlisi bu tedbirler sonrasında nasıl bir fatura karşımıza çıkabilir? Yani arkadaşlar sürdürülebilir olamayacağını, kalıcı bir düşüş anlamına gelmeyeceğini ifade etmeye çalışmıştım. Dolar TL konusuna birazdan gireceğim. Biraz borsadan bahsetmek istiyorum. Değerli dostlar, borsada yaşanmakta olan satışlar şurada görmekte olduğunuz Fibonacci destek seviyemize kadar gelmiş durumda. %23.6'yı ifade eden 93.357 seviyesi şu an için en önemli destek konumundadır. Şuursuz satışlardan bahsettim. Bu tarz durumlarda destekler kolay kırılabiliyor. Şurada görmekte olduğunuz gibi 100.000'in hemen aşağısında bulunan 38.2'ye denk gelen 98.700 desteğinin çok sert bir şekilde kırılması ardından biz bu bölgeye geldik. Şu anda bu bölgede bir dengelenme çabası olacağı kanaatindeyim. Yani 93.400-93.350 seviyesinin aşağısını görmemek için bir çaba gösteren borsa seyrine veya buradan bir tepki bulmak niyetinde olan bir borsa endeks seyrine tanık olabiliriz. Ama içinde bulunduğumuz koşullar öylesine olağanüstü koşullar ki bu desteğin de kırılmayacağının ve tekrardan şu bölgede 85-86'lar bölgesine kadar bir geri çekilme yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok. Bu geri çekilme birkaç gün içerisinde mi yaşanır, yoksa 93.400'ler seviyesinden bir tepki olup da 100.000'lere doğru tekrardan bir hareketlilik yaşanır. Ardından gelecek olan yeni bir satış dalgasıyla mı daha alt seviyelere geliriz? Bunu şu anda öngörebilmek, şu anda net bir şekilde bu konuda konuşabilmek hiçbir şekilde mümkün değil değerli arkadaşlar. Görünen tablo o kadar sıkıntılı bir duruma ifade ediyor ki bu görüntü içerisinde satış yapma niyetinde olan yabancının ne miktarda ve ne oranda satış yapabileceğini, ne kadar bir paraya ihtiyacı olduğunu, ne kadarlık bir pozisyon açmak niyetinde olduğunu bilmediğimiz için satış yapabilme noktasındaki kararlılığını da çok fazla ölçebilme imkanımız bulunmuyor. Zira yabancı şu aşamada belki de bazı hisselerde zarar kes dediğimiz veya stop loss dediğimiz bir uygulamayı dahi gündeme getirmek durumunda kalabilecektir. Dediğim gibi yüksek faizlere katlanmaktansa eldeki diğer imkanları değerlendirmek onun için daha anlamlı görünecektir. Arkadaşlar tekrardan belirtmek istiyorum. 93.350 seviyesi önemli bir destek konumunda. Bu seviyenin aşağısına yönelik olarak 92.700-92.800'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Ancak bu seviyelerden tekrardan bir toparlanma olup da kapanış
93.350 üzerinde olur ise bu durumda bu sert satışın bir tepkisi, yani çok büyük bir tepki de tabii ki beklememek gerekir. 95.000'e yönelik bir tepkisinin olabilmesini, böyle bir ihtimalin yarın oluşabileceğini dikkate alabiliriz. Ama şunu çok net olarak görmemiz ve ifade etmemiz gerekiyor ki 95.000 üzerinde net kapanışlar olmadıkça yönümüzün 90.000'lere doğru gidebileceği artık şu anki tablo itibariyle görülmekte. Sevgili arkadaşlar, an itibariyle yabancının hangi kurumlar bazında yoğunlaştığına bir bakalım aracı kurum işlemleri nezdinde. Görmekte olduğunuz tablo şu an itibariyle arkadaşlar yabancının daha doğrusu tüm kurumların işlemlerini göstermekte ve Merrill Lynch'in 260 milyon civarında bir satışını, Credit'in 134 milyon civarında bir satışını görüyoruz ve 106 milyon civarında alıcılar ve satıcılar arasında bir fark mevcut. Ve yine ilk 5 içerisinde Deutsche'yi ve Sit yabancıyı da görmekteyiz. Arkadaşlar dün itibariyle ne oldu? Dün kim ne kadar bir satış yaptı sorumuza cevap olması bakımından da dünkü tarihe dönmeye çalışıyorum. Dünkü tarih itibariyle birazdan tablo önümüze gelecek. Pardon, biz 26'sına bakmamız gerekiyordu. Evet. Dün itibariyle yine Merrill Lynch'in ve de diğer kurumların çok önemli satışlarının olduğunu sizlere birazdan yansıtmış olabileceğim. Evet değerli arkadaşlar, dün itibariyle Yatırım Finans'ın 450 milyon civarında bir satışının olduğunu görüyoruz. İş Yatırım'ın 275 milyon, Merrill Lynch'in 260 milyon ve çok pardon rakamlar tekrar değişti. 675 milyon civarında Yatırım Finans'ın ve İş Yatırım'ın 450 milyon civarında satışı. Yani arkadaşlar şunu çok net olarak görüp anlayabiliyoruz ki çok önemli bir satış baskısının mevcut olduğu zaten seviyelerden de anlaşılmakta. Ama bu satış baskısı gerçekten normal ötesi bir satış baskısı. Şu an itibariyle endeksin 93.350'nin de aşağısına indiğini ve 93.150'ler seviyesine, evet 93.150'ler seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bir kere daha ifade edeyim. Şuradaki destek çok önemli bir destek. Bu desteğin altına indik şu anda. 92.700'ler 800'lere kadar bir geri çekilme olabilir ama buradan bir toparlanma ile tekrar 93.350'nin üzerine yönelme ihtimali mevcuttur. Sert satışlar sonrasında bu destek seviyesinin takip edilmesi, buranın kırılıp kırılmadığı veya buranın aşağısına bir gerileme olursa tekrar üzerine bir yönelme isteyenin olup olmadığını yakından takip etmek durumundayız. Önümüzdeki 120 dakika itibariyle pivot değerlerimize bakacak olursak değerli dostlar, önümüzdeki 2 saatlik süre için pivot seviyelerimizin de aşağısına indiğimizi görmekteyiz. 94.196 seviyesi önemli bir seviyeydi. Şu anda bunun da aşağısında bulunuyoruz. An itibariyle hangi seviyeleri gözetmek gerekir sorumuzun cevabı ise 91.800 seviyesinin dahi son hareketliliğe bağlı olarak ihtimaller dahilinde olduğunu görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, satışlar çok sert gelişmekte. Dolayısıyla destek ve direnç kavramları biraz daha anlamını yitiriyor kısa vadeli destek ve direnç kavramları. Onun için ben özellikle haftalık noktadan bakmak durumunda kaldım. Şu noktayı oldukça önemsediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu seviye üzerine geri dönüş olup olmaması büyük bir önem taşıyor. Yabancı takas oranına bakacak olursak değerli arkadaşlar, yabancı takas oranında 95 bin lira kadar bir geri çekilme olduktan sonra özellikle son 1-2 günkü satışlarda hafta başı itibariyle sat-al taktiği dediğimiz yukarıdan satıp aşağıdan alma eğiliminde olan bir yabancı tavrı söz konusuydu. Ama dünkü satışlar sonrasında yansıyan durum oldukça önemli bir satış olduğunu ifade ediyor. Dün itibariyle %65'ler seviyesinde, %65-39'lar seviyesinde bulunan yabancı takas oranı dünkü satışlar sonrasında şu an itibariyle %65-13'lere gerilemiş durumda. Zannediyorum ki bugünkü satışlar sonrasında da %64-70'ler veya 80'ler civarına kadar ulaşabilecek, yani şu bölgelere kadar gelebilecek olan bir dengenin olduğunu olabileceğini ifade edebilirim.
Arkadaşlar bir de şimdi borsa konusunu, borsayı bir köşeye bırakalım ve dolardaki tabloya bakalım. Dolar için arkadaşlar dün gece yansıtmış olduğum analizimde 5.42 seviyesinde 5.42 seviyesiyle 5.57 seviyesinde bulunan şu kanalımızın büyük bir önem taşıdığını, bu kanalın üzerine çıkmak istedik fakat ikinci bir kapanışı gerçekleştiremedik. Teknik analizde önemli olan kayda neydi arkadaşlar? Bir direncin veya desteğin kırıldığından veyahut da geçildiğinden, aşıldığından bahsedebilmek için minimum 2 kapanış olmalıydı. Arkadaşlar birinci kapanışımızı 5.77'ler seviyesinde gerçekleştirdik ama ikinci kapanış seviyemiz bu seviyenin aşağısında 5.55 oldu. Zira 5.57'nin üzerinde kalabilmemiz lazımdı. Ne oldu arkadaşlar? Kanalımızın alt bandı 5.42 seviyesini yansıtıyordu. 5.42'nin aşağısında dün gece yaşanan bir kapanış vardı ve dün gece aktarmış olduğum analize demiştim ki 5.42'nin üzerine tekrar yönelebilir isek bu kanalın kırıldığından bahsetmiş olamayacağız. Yani 5.42 desteği kırılmıştır ifadesini teknik anlamda kullanmak mümkün olamayacaktır. Bu nedenle 5.42 üzerine dönülmeli veya şu kanalın içine tekrar girilmeli demiştim. Şu anki tabloya baktığımız zaman 5.45'ler civarındayız ve bu kanalın içine tekrar girmiş durumdayız. 5.42 seviyesini destek olarak kabul etmeye şu anki görüntü itibariyle devam edebiliriz. Değerli arkadaşlar, son 2 saat itibariyle, önümüzdeki 2 saat itibariyle dolar TL'de önemseyeceğimiz seviyeler nereler olabilir? 5.41.81 seviyesinin pivot seviyesi konumunda olduğunu, bunun aşağısına kalınması durumunda 5.40.24 seviyesinin dikkate alınabileceğini ve bunun sonrasında ise 5.40'ın da aşağısına inilecek olur ise 5.35 gündeme gelebilirmiş. Ancak 5.41.80 üzerinde kalındıkça 5.46.52'ye burası da aşılıp geçilir ise 5.48 sonrasında 5.52 önümüzdeki 2 saat için dikkate alınabilecek olan seviyeler konumunda görülmekte. Değerli arkadaşlar, genel olarak 5.30 seviyesi önemli bir destek özelliğindedir. Zira bu 5.30 seviyesinden dün gece bir dönüş yaşandı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de biliyorsunuz arkadaşlar 2018'in son gününü veya 2019'a girerken 5.30 seviyelerinde tamamlamış olduk. Merkez Bankası bu seviyelerde dolar kurunun şekillenmesine imkan sağlayacak şekilde bir oluşum yarattı. 5.30'un aşağısında olmayan 5.30-5.31 seviyeleriyle 2019 yılına girmiş olmamızın anlamı bir anlamda Merkez Bankası 5.30 civarındaki bir seviyeyi makul bir seviye olarak görmekte. Dolayısıyla 5.30'un aşağısına gelinmesi de aynı zamanda ihracat ve ithalat dengesi bakımından da bir takım olumsuzluklar yaratabilecek bir tabloydu. Bu açıdan arkadaşlar biz dün itibariyle 5.30 seviyesinden bir tepki bulabildik. Bu destek bu anlamda da önem taşımakta. Tekrar belirtmek istiyorum. Ani hareketliliklerde nasıl ki uçuyor kaçıyor şeklinde bir yorum yapmak ve bu anlamda hareket etmek doğru değilse ani geri çekilmelerde de benzer şekilde panikle satış yapmanın bir anlamı yok. Bunu her defasında anlattığım gibi dün gece vermiş olduğum analizimde de özellikle ifade etmeye çalıştım. Ve nitekim görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar 2 gün önce 5.80'i gören doların 5.30'a ve dün gece 5.30'u gören doların ise şu anda 5.45'lere ulaştığını görüyoruz. Belki 2 saat sonra 5.50'leri 5.55'leri test edeceğiz. Belki tekrardan 5.37'leri 38'lere geri dönebileceğiz. Bunu şu anda net olarak bilmek ve kestirebilmek mümkün değil. Ancak görünen gerçek şu ki TL'deki kırılganlık çok önemli atakların yaşanmasına sebebiyet vermekte. Anlık yükselişler ve anlık geri çekilmeleri değil, kritik seviyelerin üzerinde kalınıp kalınamadığını, kritik bölgelerin bir destek olarak algılanıp algılanmadığını dikkate almak gerekiyor ve önemli dirençlerin üzerinde minimum 2 kapanış gördükten sonra artık dolardaki önemli bir hareketlilik başlamıştır. Yön daha kalıcı ve ciddi bir şekilde yukarıdır, daha güçlü bir yükseliş eğilimi vardır şeklinde düşünüp hareket etmek daha anlamlı görülmekte. Sevgili arkadaşlar, bu an itibariyle önümüzdeki en kritik seviyeler görmekte olduğunuz gibi 5.42 seviyesinin üzerinde kalabilmek,
ve 5.47 seviyesinde bir direncimiz bulunuyor. 5.47-5.50 direnç bölgesine tekrar ulaşabilmektir. Şayet 5.50 aşılacak olur ise takip etmemiz gereken değerler 5.54, 5.57 ve sonrasında ise 5.62 seviyeleridir. Şu anki görünen tablo itibariyle dolarda bir yukarı eğilim veyahut da bir tepki verme, dün gece yaşanan düşüş ardından bir tepki verme çabası gözlenmekte. Zira arkadaşlar, borsadan gerçekleşen satışların, yabancının özellikle gerçekleştirmiş olduğu satışlar bir şekilde bugün değil yarın öbür gün TL'ye dönecektir. Dolayısıyla yabancı borsadan çıktığı zaman eline geçecek olan TL'yi dolara çevirme eğilimi içerisinde olur ise, dolara ilgi gösterme niyetinde olur ise bu durum yarın öbür gün dolarda biraz daha bir hareketliliğin oluşmasına neden olabilir. Bir diğer nokta ise düne kadar 5.80'lere çok hızlı bir atak yaşamış olan dolar TL'yi alamadım, kaçırdım şeklinde düşünen bazı yatırımcılar ise bu önemli geri çekilmeyi bir fırsat kabul etmek suretiyle dolar alıyor olabilir veya almak için fırsat kolluyor olabilir. Bu gibi etkenleri de dikkate aldığımız zaman ben dolar TL'de 5.30'un aşağısına yönelik bir satış, bir gerileme olma ihtimalini oldukça zayıf görmekteyim şahsi düşüncem itibariyle. Ama ikinci bir şahsi düşüncemi de şu şekilde ifade edeyim. Dolar TL'deki yükseliş eğiliminin, yükseliş isteğinin, bu yaşanan önemli iniş ve çıkışlara rağmen bu isteğin henüz sonlanmadığını, bu konuda kararlı ve istekli bir şekilde dolar TL'de önümüzdeki süreçte gününü saatini net olarak söylemek hiçbir şekilde mümkün olmamakla birlikte bir yükseliş trendinin devam edebileceği kanaatimi korumaktayım. Değerli arkadaşlar, gece mutlaka daha ayrıntılı biyop konusunda da olmak kaydıyla daha ayrıntılı yorumlar aktaracağım. Şu an için gün içerisinde söylenebilecekler budur. 5.42 seviyesini bir destek olarak izlemekte, 5.47 seviyesini ise bugünün önemli bir direnç noktası olarak takip etmekte yarar görmekteyim. Şimdilik hoşça kalınız, iyi bir gün diliyorum.